Merhaba arkadaşlar, bugün yüksek kupalardan dereceli maçlara devam edeceğiz. Dün tilt olmuştuk, ben de video dışındayken kupa kasacağımı söylemiştim. Tekrardan yükseldim. Yerelde de şu an birinci sıradayım. Sezonun da bitimine 2 gün kadar kaldı, dünyada da 124. sıradayız. Yeni bir DS oluşturdum. Dedim meta DS'leriyle olmayacak, yeni bir DS oluşturayım. Mega Şövalye'nin de gücünü tam olarak anlayamamıştık evrimi yeni geldiği için. Bu DS'yi ekledim ve özellikle boşluğu çıkardım. Yıldırım ekledim. Şunu düşündüm, metadaki tüm ağır DS'lerde boşluk büyüsü var. İlk rakibimizde bulduk, bayağı kupası yüksekten geldi. Bunu yenebilirsek 40 kupa falan alabiliriz. Neyse işte dedim ki boşluk büyüsünü zaten blokluyorlar. En azından beklenmedik bir büyü alayım da, yıldırım büyüsü bence çok iyi. O yüzden arada bir böyle büyüleri de değiştirmekte fayda var. Koç binlisini arkadan atalım, mezarlık DS'si olacağını pek düşünmüyorum. Bazıları klasik mezarlık DS'siyle yukarılara çıkabiliyor. Ama X'e'yi gibi duruyor. Yıldırım atsak bir anda X'e'yi basar. O yüzden atmıyorum mesela. Yıldırımı aldığım için şöyle de bir sıkıntı var. Bizim ortalama iksir bedelimiz yüksek. O yüzden 2x'i beklememiz gerekiyor. Özellikle bir de X'e'ye karşı oynuyorsan defansif oynayacaksın. Çaktırmadan evrimli büyücüyü de döndürüyoruz. Bir anda X'e'yi bassa zaten sağda kartlar var. Mega Şövalye'yi atardık. Rakip de defansif oynuyor. Şimdi bu kupalara çıktıysa tecrübelidir. Ama bizde onun beklemediği bir şey var, yıldırım. Onu ne kadar geç çıkarırsak o kadar iyi bizim için. Beklenmedik bir anda basarsak bizi avantaja geçirebilir. Şimdi iskeletler vursun, çok önemli değil. Sağdan koç binicisi atsak. Oo, Tesla açıkken oraya gideceğini düşünmedim açıkçası. Keşke hayalet öldükten sonra atsaydık. Bu sefer de roket atardı. Aslında çok bir şey değişmezdi. Öfke atalım bizde. Amacımız 2x'e girmek, o yüzden şu anlık risk alacak kartları atmıyorum. Korumalar önden. Bir anda her zaman x'e atmasına karşın 7 iksirimizin olmasını istiyorum. Çünkü başka türlü x'e savunmamız zor. Şövalyenin geldiği yerden bıraktım özellikle elektro ruhu. Ana kule açmasın, prenses kulesi kullanıyor. Hayaleti de atasım gelmiyor ama. Arkadan atarsak bence kasırgayı beklemez. 2x'e de yaklaştık, hayaleti atalım. Rakip tamamen savunmaya attı, hiç risk almıyor. Arkadan evrimli büyücüyü bırakalım. Kalkanı var, roket atamaz. Şimdi buz büyücüsünü koruyabilir iskeletlerle. Öfke atalım ilk önce. Çok iyi. Evrimli TSA varken de atak yapasım gelmiyor ki. Büyük atak için şimdi evrimli TSA'nın yıkılmasını bekleyelim. Tam böyle hazırlandık ama evrimleri varken de saldırmak mantıklı değil. Tekrardan büyücü. Şimdi Megasız da saldırıya geçebiliriz. İlk önce öfke atalım. Artık risk alacak hamleler yapalım. Çok iyi, Tesla'yı ortadan kaldırdık. X'e'yi çok kötü bastı. Bekledi bekledi, en kötü anda bastı bence. Hazır elinde Tesla'sı yokken koç bilincisini atalım. Roket atabilir oraya, sağdan da o yüzden sağlam gideriz. Soldan hayalet, sağ tarafa şövalye çıkartabilir. Oo, kasırgayı da yanlış attı. Hayalet iki vuruş daha alsın, öfkeyi bıraktım. Sağlı sollu vuralım. Hayalet de bir kuleye bir şövalyeyi yedirdi. Bayağı bir avantajlı durumdayız. Evrimleri de döndürmüşken tekrardan bir atak kuralım. Şövalyeyi döndürmesi lazım. Mega şövalyeyi bıraktım. Yıldırımı tekrardan güzelce atalım. Oo, adam bir de buz büyüsü attı. Daha demin yıldırımı çıkarmıştık. Yan yana niye attı kartları anlamadım. Hadi geçmiş olsun. Kuleyi de alıyoruz. Baksana millet boşluğa karşı oynaya oynaya robotlaşmış. Halbuki biz maçın içerisinde yıldırımı çıkarmıştık. Ona rağmen yan yana attı 41 kupa. Millet de tabii ister istemez alışıyor aynı metaya oynaya oynaya. Bir kart bile rakipleri nasıl bozuyor. Çok iyi kupa aldık. İkinci rakibimizi de hemen bulduk. Kupası bizden bir tık daha düşük. Brezilyalı oyuncu geldi. Bu oyuncu eskisi kadar aktif oynamıyor ama arada bir koşuk yaptığını duymuştum Twitter'dan. Hangi DS'li oynuyor bilmiyorum ama yine beklemek işimize geliyor. Çarpmaya çıkardı. Biz de öfke çıkartalım. Yine risk almadan oynarsak sorun yok. DS'si öğrendikten sonra oynamaya başlarız. Prenses kulesi kullanmıyor. Elektro ruh ana kule açmayacak. Sağdan korumalar. Bombacısı çıktı. Tazı DS'si falan oynayacağını düşünmüyorum açıkçası. Büyücüyü çıkartalım. Genelde öyle bir tarz oyuncu da değil. Dev mezarlık oynuyor. Büyücüyü çıkarmışken gece yadısını yedik. Çok iyi olmadı.
Bakalım daha fazla zorlayacak mı? Mega şoval yatarım. Dev atarsa atmadan geliyor. Öfke. Mezarlık için elektro ruh. Böyle bir iki tane iskelet kalsa bile çok vuruyor topçu birliğine karşı. Bence yine de gayet iyi savunduk. DS'sine korumaları eklediği için bunun DS'sinde atıcı yok. Tank kartı olarak dev var. Onu da tank kartı diyebilirsek. Mega şuali atalım o yüzden. Bizden daha fazla iksir harcadı. Hem de tank kartı yok. Anca devle defans yapabilir. Atağa da sağlam gelemeyecek bu yüzden. Büyük büyüsü yok. Klasik mezarlık DS'si olduğu için çarpmasıyla okları var. Evrimli büyücüyü öldüremeyecek. Kartlarımız biriksin. 3 iksiri daha gitti. Şimdi atağa devam ettirebiliriz hayalet. Bir de koç binisi atacağım. Büyücüyü tanklayalım. Şöyle öfke de güzel oturacak. Bombacıyı arkadan attı. Kuledeyiz. Neredeyse kulesini aldık. Dediğim gibi tank kartının olmadığını iyi çözdük. Evrimli mega şalemiz var bu seferde. Soldan çıkartalım. Bir anda sağdan gelirse savunmayı yaparız. Büyücümüz var, korumalar var. İlk önce büyücü, bir de ruh. Korumaları da atmamız gerekecek mi? Aynen. Atmasak sıkıntıydı. Solu alsak iyi olur. Öfkeyi bastım. Rakip yine devle savunmaya çalışıyor. Nasıl ittiriyor, köprüyü geçemedi. Yıldırım atalım. Devi neredeyse erittik. Son bir kere daha güzelce savunalım. Sağlam savunduk. Şimdi tekrardan öfkeyi döndürmemiz gerekecek. Sağdan korumalar. Defansta kalsın, mezarlık yemeyelim. Soldan da koç binicisi. Büyücü sağ tarafı neredeyse aldı. Tamam, öfkeye gerek kalmadı. Sağ tarafa yıldırım. DS'miz bu maçta da güzel çalıştı. Yanlış hamleler yapsak bir anda kule de verebilirdik ama güzel oynadıktan sonra zaten sıkıntı yok. Eşleşme bizdeydi. Şimdi son rakibe de geçelim. Son rakibimizi de bulduk. Kupası bizden daha düşük. En iyi derecesi de dünyada 51'miş. Başlangıç olarak da hep ağır kartlar geldi. Bir elektro ruh var. Koş binicisi atalım. Klasik havan DS'si oynuyor herhalde. Kuleye vurmasın havan. Öfke atacağız mecbur. Özellik basarsa da mega şövalyeyi kullanacağım. Güzel, fazla hasar yemedik. Bu yaptığım DS ile işte 300-400 kupa kastım. Karşıya da klasik havan DS'si gelmişti. Sağlam bir atağa kalktığımızda bu havan DS'si bile savunamıyor. Evrimli mega şövalye koç binicisi atağını. O yüzden yine 2x'deyken büyük ataklara kalkabiliriz. 1x'deyken alabileceğimiz en az hasarı alalım. Büyücü, hayalet. Şuraya bak. Madenci de öyle bir ittirdi ki büyücüye kadar geldi İskelet Kral. Oo, hayaletin vurmasına izin verdi. Öne de geçtik. Ya büyük hata gelecek ya da iksir bizden çok azdı. Havan vursun kuleye, yapacak bir şey yok. Korumaları atalım. Çete sorun çıkarmasın. Rakip de yakalayacağım diye şekilden şekile girdi. Bayağı zorluyor. Onlar vurmasın koç binicisi. Her şeyi önden bastı. Bir şekilde 2000'in altına kadar indirdi. Korumalar. Şu şekilde yakalanmayalım ya. Ne varsa önden spamladı da. Goblinler de kaçtı. Ulan hayalet. Bu maç var ya, öyle bir satıyorsun ki. Mega şövalye atalım evrimlisine. Artık büyük ataklara başlıyoruz. Ne güzel gitmiştik. 1x'de hasar yemiyorduk. Büyücüyü atalım. Yarasaları boşa gitti. Koç binicisi. Öfke basarız. Yıldırıma iksirimiz olmayacak.
öfkeyi güzelce bastık. Büyücü kulede Koç Bilis'i de vuruyor. Yıldırıma gerek yok şu anlık. Şimdi madenci gelebilir arkaya doğru korumalar. Büyücü. 2x'te bir atak yapmamıza yetti. Harbiden rakip hiçbir şey yapamadı. Bu maçı kaybetsek üzülürdüm yani açıkçası. Çünkü rakip böyle yakalamak için garip garip ataklara çıktı. Hayalet bir yerde sattı falan 21 kupa. Beraber 3'te 3 yapmış olduk. 2x'teyken DS'nin gücü ortaya çıkıyor. Bundan önce de zaten Mega Şövalye DS'sini kullanıyordum. Bayağı bir yükselmiş olduk. Şu an dünyada 88. sıradayız. İlk 100'e tekrardan girmişiz. Yereldeki son tabloda bu şekilde biraz daha farkı açmış oldum. Bugün hype puanlarınız varsa basabilirsiniz. Bugün günlerden cumartesi. Biliyorsunuz artık perşembe, cuma, cumartesi günleri hype puanlarınızı kullanabilirsiniz. Videoya like atmayı da unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.